Şimdi buradan niye söze böyle girdim? FETÖ'yle uzun süre başı dertte olmuş, FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyen bir isim var, Aziz Yıldırım. Şimdi Fenerbahçe çok sancılı bir kongre sürecine hazırlanıyor sayın seyirciler. Çok merakla bekleniyor. Olağan seçimli genel kurul toplantısı 30-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Ve ben FETÖ'yle mücadele etmişim, hiçbir şeyden korkmam diyen Aziz Yıldırım bir kez daha başkan adayı. Bazı değerlendirmeleri de oldu. Kim izledi? Halk TV editörü Yiğitcan İlarslan izledi. Neler söyledi Aziz Yıldırım? Hemen bir dönüp ona soralım. Evet Yiğitcan. Merhaba Remziye Demirkol. Fenerbahçe'de artık başkanlık maratonu başladı. Aziz Yıldırım biliyorsunuz ki pazartesi günü adaylığını açıkladı. Çarşamba günü de bir basın toplantısı düzenlemişti. Bugün de Cemile Sultan korusunda bir toplantı daha düzenledi. Burada da ayrı bir önemi var bu toplantının. Fenerbahçe Kongre Üyeleri Derneği burada Aziz Yıldırım için toplandı. İmzalar toplandı burada noter huzurunda ve son olarak sayıyı sorduğumda Fenerbahçe Kongre Üyeleri Derneği Başkanı Aziz Yıldırım için 2000'den fazla imzanın toplandığını iletti, söyledi. Sonra burada Aziz Yıldırım'a tam destek açıkladılar. Üyeler de vardı. Başkan da Aziz Yıldırım'ın yanında oturdu. Tam destek verdiklerini açıkladılar. Aziz Yıldırım sonra daha sonra demeçler verdi. Demeçler neydi? Fenerbahçe şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Çocukların üzüldüğünü, ağladığını, bunu en yakın kendi çevresinden bildiğini söyledi Aziz Yıldırım. Ve Fenerbahçe'yi nafip edip tek hedefin şampiyon yapmak olduğunu söyledi Aziz Yıldırım. Ve onun dışında Ali Koç'la görüşür müsünüz sorusu soruldu üyelerden biri tarafından. Aziz Yıldırım da Ali Bey'le bir araya geliriz, problem değil yanıtını verdi. Ve 2015'teki otobüs kurşulanma olayı Fenerbahçe'nin başına gelmiş. Aziz Yıldırım bu konuyla ilgili failler belli dedi. Ve seçildiği takdirde bu konunun üstüne gideceğini söyledi.